Herkese selamlar, herkese merhabalar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir polinom sorusu çözeceğiz. Ama sorumuz gayet tatlı. 10 numara gerçekten ve 5 yıldız bir soru. Soru uğraştırıcı ve muhakkak rica ediyorum soruyu durdurun ve çözmeye çalışın, tamam mı? Sorumuz Metin Yanar'ın AYT Matematik kitabından olacak ve soruyu Elif arkadaşımız yolladı. Ona buradan teşekkürler. Ben de elimden geldiğince detaylıca anlatmaya çalışacağım. Katsayıları gerçel sayı olan ve baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir Px polinomu Px eşittir Px eksi eşitliği sağlamaktadır diyor. Arkadaşlar bu bize tanıdık geldi mi? Nedir bu? Aslında çift fonksiyondan gelecek. O halde biz bunu çift polinom gibi düşünecek olursak ve baş katsayısı 1 ise ben burayı x kare artı a şeklinde düşünebilirim. Sonrasında P içerisinde Px polinomu birbirinden farklı 3 gerçel kökü olduğuna göre şurayı bir işaretleyeyim çünkü burası önemli. P2 değeri kaçtır diyor. Ben burayı size anlatmam gerekiyor. Şu şekilde düşünecek olursak P içerisinde Px'i x gördüğümüz yere Px yazacak olursak buranın sonucu ne eşit olacak arkadaşlar? Şöyle yani x gördüğümüz yere x kare artı a yazacağız. O halde x kare artı a'nın karesi artı a'nın evet bu bizim denklemimiz oldu. Bunun 3 gerçel kökü olması için. Şimdi gelin şurada bir ufak inceleme yapalım. Bize diyor ki 3 gerçel kök olabilmesi için x kare artı a'nın karesinin artı a'nın eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini yapmamız gerekiyor. A'yı karşıya attığım zaman eksi a gelecek. Pekala bu bir kare ifade mi? Kare ifade eksi a'ya eşit olabilir mi? Hayır olamaz. O halde ben burada a değerimi mecburen küçüktür 0 seçmek zorundayım. Cepte mi? Cepte. Burası çok önemli. Zaten burası da aşırı önemli hatta ya. Çok önemli, aşırı önemli. A küçüktür 0 olmalı. Şimdi arkadaşlar ben a küçüktür 0 ya. Px polinomu bu şekilde yazabilir miyim? Neden bu şekilde yazıyorum? Çünkü ileride daha iyi görebilmenizi sağlayacak bir yere değinmek isteyeceğim. A küçüktür 0'ı x kare eksi a şeklinde yazıyorum. Tamam mı? O halde ben burayı düzenlemek istiyorum. Nasıl düzenleyeceğim? X kare eksi a'nın karesi eksi a eşittir 0. 3 gerçel kökü olabilmesi için buradaki ifadenin 2 kare farkı olması gerekmiyor mu? Evet, gerekiyor. Burayı 2 kare farkı şeklinde yazacak olursam x kare eksi a'nın karesinin karesi eksi a eksi a'yı karşıya attım. A'ya eşit olmalı değil mi? Güzel. Burası kare ifade olduğu için ben burayı şu şekilde açabilirim. Şunu çizeyim. X kare eksi a'nın karesi eşittir a. X kare eksi a'nın karesi eşittir eksi a biçiminde açabilirim. A kareyi karşıya attım. Buradaki a kareyi karşıya attım. Devam ediyorum. X kare eşittir a kare artı a geldi. Devam ediyorum buradan. Bunu da yapalım. X kare eşittir a kare eksi a geldi. Devam. Ben burayı a parantezine alacak olursam. A artı 1. Burayı da a parantezine alacaksam a eksi 1 gelir. Şimdi ben burada a'ları sıfırlamam gerekiyor. Neden sıfırlamam gerekiyor? Çünkü 3 gerçel kök olabilmesi için buradan x değerimin bir tanesinin sıfır gelmesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Ben burada a değerini sıfırlayacak olsam, buradan a değerim ne gelecek? Şu denkleme baktığımız zaman a eşittir 0 geldi. A eşittir eksi 1 geldi. Buna bakalım. A eşittir ne gelecek? 0 gelecek. A eşittir ne geldi? 1 geldi. Pekala. Burada 4 tane şey geldi. Baktığımız zaman ben buradaki a eşittir 1'i alabilir miyim? Hayır alamam. Neden? Çünkü a küçüktür 0 ifadesini kullandım. Şimdi a eşittir 0 için kullandığımız zaman benim x değerim ne gelecek? 0 gelecek değil mi? A yerine 0 yazdım. Bu benim birinci köküm. Sonrasında a yerine eksi 1 yazdığım zaman ne gelecek? Burası 0 geliyor. Yani yine bu kökü bulduk. Güzel. Şimdi burada a yerine eksi 1 yazalım. Tamam. Eksi 1 yazdığım zaman ne gelecek? 1 eksi eksi 1'den ne gelecek? 2 gelecek. X kare eşittir 2 mi? O zaman x ne eşit? Artı eksi kök 2 eşit mi? Evet. Buradan da 2 kök geldi mi? Evet geldi. Toplam kaç köküm oldu? Bu 1 burada. 2 tane de burada. 3 kök oldu. Şart sağlandı mı? Evet sağlandı. 3 gerçel kök diyordu. Umarım buraya kadar anlamış olabilir, anlaşılır olmuştur. Bundan sonrasında benim a değerimin ben eksi 1 olduğunu biliyorum. Gelin polinomum da yerine yazalım. O halde benim px polinomum ne gelecek? X kare eksi 1 gelecek. X değeri p2'yi soruyor bize. X yerine 2 yazacak olursak
4 eksi 1'den 3 gelir. Cevabımız D seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Çünkü bu soru bence bayağı iyiydi. Bir de şöyle bir açıklama eklemek istiyorum. Ya da vazgeçtim açıklama eklemekten. Bence güzel soruydu. Buraya kadar izlediyseniz zaten sizi tebrik ederim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın.